Merhabalar. Anayasa Değişiklik Paketi'nin 9. maddesini ele almaya çalışacağız. Şimdi bu değişiklik tartışmalarıyla beraber deniyor ki Cumhurbaşkanı yargılanabilecek, Cumhurbaşkanı bundan sonra hesap verecek. Fakat gerçekten öyle mi? Şu anda Cumhurbaşkanı'nın vatana ihanet dışında herhangi bir cezai sorumluluğu bulunmuyor. Ancak değişiklikle beraber Cumhurbaşkanı'nın Yüce Divan'a sevk edilmesinin önü açılıyor. Fakat değişikliğin ilerleyen maddelerine baktığımızda bu birazcık zor görünüyor. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın partisinin çoğunluk olduğu mecliste Cumhurbaşkanı'nın soruşturulabilmesi için 360 milletvekilinin onayı gerekiyor. Peki diyelim 360 milletvekili onay verdi, sonrasında ne olacak? Yine hükümet üyelerinin çoğunluk olduğu bir komisyonda bu durum görüşülecek. Tamam, komisyon da onay verdi, iddianameyi meclise gönderdi. Sonra ancak iddianame hazırlanabilirse Cumhurbaşkanı'nı Yüce Divan'a gönderecek milletvekili sayısı ise 400. Bu arada Cumhurbaşkanı'nı yargılayacak Anayasa Mahkemesi üyelerini de Cumhurbaşkanı'nın atadığını unutmamak gerekiyor. Yani mevcut sistemde Cumhurbaşkanı yargılanamıyor ama herhangi bir siyasi sorumluluğu bulunmuyor. Fakat yeni değişiklikle beraber Cumhurbaşkanı neredeyse yargılanamayacak ama tüm yetkiler de tek kişide toplanacak.